Ee, Peygamber Efendimiz'i ve e, Allah'ı rüyada görebilmek mümkün müdür gibi sorular var. Peygamber Efendimiz'i görmek için rüyada ne yapmamız lazım? Ehli sünnete göre mümkündür. Ve hatta vakındır. Birisi i̇mam Azam Efendimiz görmüştür. Yani diye çok gören vardır da bize intikal eden, kitaplara geçen konuşuyorum. Bu i̇bn Abidin'de de var. Meşhur i̇bn Abidin ki Hatimetül Fukaha, fıkıh alimlerinin sonu sayılır. Yani son 200 senede ondan sonra o, o kadar büyük alimler daha gelmiyor. İmam Abidin'in eserinde de vardır. Reddül Mühter'da. Ee, orada diyor İmam-ı Azam 99 kere Mevla gördü. Yani onun nurlarından, tecellilerinden tecelli görüyor. Mevla şekilsizdir. Şekilden münezzehtir. Bir şekil e, zuhur ederse bu allah Teala'nın yarattığı bir nurun şekle bürünmüş halidir. allah Teala değildir. Hmm allah Teala'nın yani yarattığı bir nurun... ...yarattığı bir nurun... ...mücessem, müşekkel... ...halidir. Evet. Yani... ...Allah'ın kendisi yaratılmamıştır haşa. Ama bir nur yaratır... Evet. ...o nur bir şekle girer... ...o şekillen o nur gözükür. Nida Mevla'dan gelir... ...Musa Aleyhisselam ağaçtan... ...mükaleme buyurdu mesela. Ee, orada diyor... ...Ya Rabbi mahşerin azabından korkuyorum diyor... İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Mevla'da buyuruyor işte sabah akşam ona tesbihat öğretiyor. Sübhanel ebedi lebed. Sübhane vahid diye devam ediyor. Sübhanel ferdü samet. Anadolu'da bu çok mescitlerde bile sabah namazda eskiden okunurdu. E bu tesbihat benim dualarım kitabında var. Bu tesbihata sabah akşam devam eden emin emin azabı. Azabımdan emin olur buyuruyor. Ona bir müjde ver. Sonra yine dualarım kitabında var. Benim ilk kitabım o zaten. Sonra cebi cebbi var onun. Hani yanında taşsınlar sabah akşam okusunlar diye de. Onda da var. E, Hakim-i Tirmize Hazretleri, nevadir Usul sahibi, büyük velidir. Ra'yı Rabbel İzzet el femara, Rabbul İzzet'i bin kere gördüm diyor. Tabi bu dediğim şekilde tecellilerden bir tecelliye muhatap olmasıdır. Ve sordum imanımı kurtaramamaktan korkuyorum. Mevla'da buyurdu ki sabahın sünnetiyle farzı arasında bir dua öğretti diyor. Ya hayyü kayyum ya bi dihasimahat velalut diye devam ediyor. Bu duayı kırk kere. İşte bazı rivayetler üç bazı vaatler bir. İşte en az bir kere okuma gayret ediyorum. Hani bazı kırk zor oluyor. Bu duayı okuyan e, imanla ölecek, imanını kurtaracağım diye Mevla söz veriyor ona. Ya bunlar ayet değil, hadis değil. Hemen şimdi cübbeli hadis uyduruyor. Ya hadis demiyorum ki hadis uydurayım. Ya ben böyle adamlar görmedim. Akademisyen olmuşlar. Çok var öyle hocam. Akademisyen olmuş akademisyen. adam, adam ne diyor biliyor musun? Safer hakkındaki hadisler uydurmadır diyor. Ben Safer hakkında bir hadis var demedim ki ya.